Arkadaşlar şu anda Trabzon Uzungöl'deyiz. Burası Arap dolu. Welcome to Arabistan. Welcome to Arabistan. Aynen. Şöyle gösterelim size. Zaten sürerken de yapacağız. Görüyorsunuz her yerden Araplar geçiyor. Her yer Arap dolu. Paraşütler var çok güzel burada. Evet, çok güzel paraşütler atlayanlar var. Hemen şöyle kısaca tur yapalım. Ondan sonra şehir içinde de bu şekilde sizin için çekeceğiz. Hadi bakalım. Tamam. Evet arkadaşlar, Uzungöl'de kısa bir gezinti yapacağız. Göl çevresinde bir de şurada bir seyir balkonu var. Oraya gideceğiz. Hoppa. Size buraya neden gelmemeniz gerektiğini anlatacağız. Kısaca. Birincisi, demin bahsettiğimiz gibi burası küçük bir Arabistan. Yani buradaki nüfusun %90'ı Arap. Türk olanlar da genelde hep ticaret yapan insanlar. Arapları yol mu derdine giren insanlar. Ama şöyle bir şey var. Türkleri de yol mu derdindeler. Yani gidiyorsunuz böyle çok fahiş fiyatlar çekiyorlar size. Çok yüksek fiyatlar çekiyorlar. Tamam, Karadeniz çok güzel bir yer. Bir de buranın yani işletmeleri de çok kötü. Hani belediyesi de kötü belli ki. Mesela birazdan göreceksiniz. Suya sıfır. Yani Uzungöl'ün suyuna sıfır. Minibüs durakları var. Abi buraya insanlar mı manzara izlemeye geliyor ya. Niye suya sıfır minibüs durağı yapıyorsun yani? Gelirken gördünüz zaten. Efsane bir trafikte karşılaştık. Şimdi size ufaktan böyle çekiyoruz. Gölün karşısına geçeceğiz. Cafe Pera diye bir açmışlar. Tabii ki kafeler açılmalı. Tabii ki insanlar hizmet vermeli. Ama ne bileyim, Uzungöl'de böyle bir çarşı olmamalı göle sıfır. Olacaksa da biraz daha şöyle içeri taraflara giderken bir çarşı olmalı. Şu sol tarafımız hemen göl. Burada da çarşı var. Yani bana biraz para göz geldi arkadaşlar. Her yerden Arapça bir şeyler duyuyorum. Çok rahatsız olmaya başladım. Burada işte Italian Vogue diye dükkan var. Gene göle sıfır. Bir de burası birinci derece sit alanı arkadaşlar. İmara kapalı alan yani. Buraya parayı veren yapmış. Genelde hep Araplar yapmış. Bahsettiğim minibüs durağı da şurası. Yani göle sıfır minibüs durağı. Anlamadım yani belediyenin kafasını. Gidelim bakalım. Şurada bir seyir balkonu var. Size orayı gösterelim. Şu anda Ağustos'un 19'undayız. Hava burada bayağı serin. Kaç derece bilmiyorum. Böyle bir şey bakabileceğim bir yer de yok şu anda motosiklette. Ama epey serin yani. Hatta içime rüzgar geçirmez içtik falan giydim. Kolların fermuarlarını kapattık. Kışlık moda geçtik yani hemen hemen. Yapabileceğimiz her şeyi yaptık yani. Çok güzel bir doğası var. Çok serin, mükemmel bir havası var. Ama aurası kötü. Yani birazdan göreceksiniz zaten. Buraya çıktık. Burası güzel. Ama iç tarafta her yer otel, her yer kaçak bina, her yer zenginlerin evlerin olduğu yerler. Yani burada bir çivi bile çakmak yasakken adam cezasını kaç 100.000 TL ise verip ev yapabiliyor kendine. Hem şurada bir seyir var. Çıkana yol verilir muhabbetini Trabzonlular bilmiyor anlaşılan. Şuraya koyayım motoru. Hoppa. Oo, burası bayağı tenhaymış. Evet arkadaşlar. Lan şu anahtarı alayım ya. Değil mi? Ne olur ne olmaz. Şimdi birisi şaka yapmak ister falan. Komik de olmaz. Bir tane ara bulursak kendimize girip biz de bir şeyler yapacağız. Hatun, ne yaptın? Hatun şu anda çekim yapıyor. Size o çekimi hemen gösteriyoruz. Ekrana geliyor. Buradan da güzel manzara var. He. Hadi inşallah buradan çıkabiliriz. Evet arkadaşlar, gördünüz burada güzel bir teras var. Gelmenizi tavsiye ederiz tabii. Çok güzel doğası olan geniş bir yer. Ama ben insan görmeye gelmedim ama manzara görmeye geldim. O yüzden buraya pek ısınamadım. Sıra yukarıda. Şimdi Uzungöl'ün üstüne çıkacağız. Evet arkadaşlar, Uzungöl'den çıktık.
Uzungöl'ün girişten sol tarafına doğru ilerliyoruz şu anda. Burada böyle krater gölleri varmış. Yaylalara çıkamadık. En azından oraya çıkarız diye düşünüyoruz. Yol müsaade ederse. En azından denemiş olacağız. En azından gelip gezmiş olacağız. Bu yol da çok güzel. Buradan gitmiş olacağız. Belki yolda kuyumak falan buluruz. Kuyumak yeriz. Şu anda kaç rakımdayız bilmiyorum. Uzungöl'ün rakımı kaç? Şuraya bir yerlere, böyle bir yerlere yazarım. Bak buralar ıslak. Buraların ıslak olması hayra alamet değil arkadaşlar. Burası krater göllerine gidiyor. Şu an biz de o tarafa doğru gidiyoruz. İki tane köpüş var önümüzde. Biz de oynamazlar herhalde. Ama biraz daha yukarı çıkınca daha doğal yerlere gideceğiz. Amacımız o. Bıktık insandan, biraz doğa görelim. Burada böyle araçlar duramaz muhtemelen. Durup mangal da yapamaz. Şu anda çok güzel bir yoldayız. Altta vide mi yazıyor? Super V mi yazıyor? Super mi yazıyor? Tamam, süper olsun. Olması daha iyi şu an. Zaten manzara çekiyoruz. Belgeli balık avı yapılır. Yani sizin için yaparız anlamında mı yapılır yoksa? Yoksa belgeniz varsa balık avı yapabilirsiniz mi demek o tabela? Biraz açar mısınız Karadenizli Bey? Türkiye'deyiz falan herhalde. Kafası İngiltere'de arkadaşım. Adam bakmış ya, demiş burada turizmle ilgili bir şey yok. Çok güzel yerlerden geçiyoruz gene. Bunlardan çok çok daha güzel yerlerden geçeceğiz aşkım. Evet sayın Seray severler. Görüyorsunuz ne kadar soğuk olduğunu. Kanıtladığımı düşünüyorum size. Hala geçmedi camımdaki bu. Evet yollar biraz dar. Yani biz motosiklet olmanın avantajlarını yaşıyoruz. Ama iki araba yan yana ne var bilmiyorum. Evet dizme taşa geldik yavaş yavaş. Allah'ım ne kadar güzel su akıyor yanımızdan. Yalnız burası bile leş gibiyken. Baksana. Biz bence göllere möllere çıkamayız gibime geliyor ama ilerleyeceğim. Ha öyleyse tamam. Tabiat Parkı yazmış, yeşil koymuş falan yazıyı. Şeydi mesela, Gito mesela şeydi, öyle küçücük bir tane tabelaydı. Burada Tabiat Parkı diye, bence buraya kadar, oraya kadar yol vardır böyle. İnşallah, hadi bakalım. Zaten dümdüz gidiyoruz, ben anlamadım ki. Zaten ben demiştim ya sana, sürekli aşağıdan gideceğiz diye. Şeye tırmanmıyoruz yani, hep suyun kenarından gideceğiz. Bence gideriz oraya kadar yani, sıkıntı yok. Evet arkadaşlar gideriz dedik ama gidemedik. Bir önceki videoyu izlemediyseniz şimdi yukarıda linki belirecek. Orada Gito yaylasına çıkarken motosikletimizi devirdik. Çıkamamıştık. Bunda da aynı şeyin başımıza gelmesini istemedik açıkçası. Şu an gördüğünüz noktaya kadar çise çise yağan yağmur bu noktada oldukça sert yağmaya başladı. Yerler de çamurdu. Biz de hem yanlış lastik seçimi hem de biraz şanssızlıktan ötürü geri dönme kararı aldık. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, bal almaya geldik buraya. Bal almaya geldik. Esra pazarlık ediyor şu anda. Burada çok güzel su akıyor. Harika bir yerde adam bal satıyor. Arka taraf böyle. Sedir balı baktım ben. Sedir balını çok beğendim. Yediğimiz çiçek balıymış. Kovan halinde. Bu da 15 liraymış. Sedir balı olur. Tamam, bal alıyoruz. Hatta bak, petekleri de orada bak. Abla, abla köpeğe koydu. O zaman onu motor üzerine serelim. Çok güzel. Böyle. Evet arkadaşlar, Karadeniz videoları devam ediyor. Bir sonraki durağımız Giresun. Burada Kuzalan Tabiat Parkı ve Mavi Göl'e gideceğiz. Hadi bakalım, devam ediyoruz. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve bize destek olmak için Motorici'ye ücretsiz abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Ekranda görünen kamp, sürüş, inceleme, etkinlik ve motovlog videolarına kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki Motorici videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.